Merhaba, ben Şef Semen Öner. Sizlere bolognese soslu makarna tarifi vereceğim. Yani kıymalı soslu makarna tarifi. İhtiyacımız olan malzemelerde bizim pek alışkın olmadığımız aslında bir tek havuç var. Bize bir tane havuç lazım, bir tane soğan, bir orta boy konserve doğranmış domates veyahut da elinizle yapacaksanız 3 tane orta boy domates doğranmış vaziyette, bir dolu kaşık salça, biraz şeker, bir küp şeker kadar, yarım kilo kıyma, ben tek çekim dana kıyma kullanıyorum, bir bardak süt, kekik, sarımsak ve bir çimdik de, o da benim gizli malzemem, tarçın kullanacağız. Şimdi ilk iş şu soğan ve havucu kavurmak. Zeytinyağı kullanıyorum. Ve soğanı kavurarak işe başlıyorum. Diğer tarafta da piştiği zaman sosum hazır olsun diye su kaynatıyorum. Makarnayı hemen atacağım içine. Havuçları da ekliyorum. Kahverengi olana kadar, kararana kadar değil de hafifçe öldürene kadar pişiriyorum. Soğanları da öyle yaptık. Şimdi sırasıyla salçayı, doğranmış domatesleri, kekiği, biraz şekeri ekleyeceğim. Son olarak da sarımsak ve kıymaya gelecek sıra. Tuz, karabiber de ekleyeceğim arada. Sarımsağı ekliyorum ve kıymayı da ekleyip kavurmaya devam edeceğim. Kıyma da güzelce pişti. Çok kurutmadım. Şimdi üzerine bir çimdik tarçını ekliyorum ve süt ekliyorum. Süt yoksa su koyabilirsiniz. Bir kaşık krema ve su koyabilirsiniz. Aslında bir önceki etapta kıymaları atmadan önce arzu ederseniz hepsini şöyle bir blenderdan geçirip püre haline getirip sonra kıymayı ekleyerek de pişirebilirsiniz. Ama ben böyle dişe gelen havuçları, domatesleri seviyorum. O yüzden de bu şekilde yapıyorum. Şimdi sütü de ekledikten sonra altını kısacağım. Bir yarım saat kadar bunu böyle kaynatacağım. Baktınız ki çok koyu oldu. Üstüne birazcık daha süt veya su ekleyebilirsiniz. O arada da pişmesine son 10 dakika kala makarnayı paketinin üzerinden 2 dakika eksik şekilde haşlayacağım. Makarna suyunu da tuz koymadan kaynatıp ondan sonra makarnayı hemen içine atmadan önce İçine tuz eklemenizi tavsiye ederim. Makarna pişti. Neden paketin üstünden 2 dakika eksik pişirdim? Sebebi de bu. Biraz da kıymalı sosla birlikte pişirmek istiyorum ondan. 2 dakikada böyle birlikte pişecekler. Servis zamanı. Şöyle üstüne de azıcık zeytinyağı, biraz daha tuz, karabiber tamamdır. Şimdiden herkesin ellerine sağlık, afiyet olsun.